Merhaba, gole hoş geldiniz. Yoğun bir hafta içi programını geride bıraktık. Dolayısıyla futbol gündemi son derece geniş, kalabalık, konuşulmaya değer. Öncelikli olarak Premier Lig'e gideceğiz. Premier Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluk yarışında liderlik el değiştirdi. Bu hafta hangi maçlar var? Ardında da önemli konu başlıkları var. Real Madrid çöktü. Manchester United geri döndü. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Paris Saint-Germain'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiler. Bu konularla ilgili özel bantlarımız var. Önce Premier Lig. Premier Lig'de heyecan iyice artmış durumda. Şampiyonluk yarışında geçen hafta zirvenin adı değişirken Şampiyonlar Ligi ve küme düşme hattında rekabet tavan yaptı. Adada 30. haftada büyük bir heyecana sahne olacak. Cumartesi günü alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçlar oynanacak. Düşme hattında hala umudu olan tek takım olan Cardiff City, West Ham United'ı konuk edecek. Ev sahibinin zor fikstürü de göz önüne alındığında bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. West Ham'sa kazanıp Avrupa kupalarını iddiasını sürdürmenin peşinde. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Southampton, şampiyonluk yarışından tamamen kopan Tottenham'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen konuk takımın menajeri Pochettino cezalı olduğu için sağ kenarında olamayacak. Crystal Palace Brighton'ı konuk ederken Huddersfield'la da Bournemouth tozlarını paylaşacak. Premier Lig'e veda turları yapan Fulham, Leicester deplasmanında sahaya çıkarken son haftaların formda ekibi Newcastle United ise Everton'la karşılaşacak. Cumartesinin en kritik maçında Manchester City Watford'u Etihad'da konuk edecek. Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Liverpool'dan zirveyi devralan City, bundan sonra kovalayan değil kovalanan durumunda. Guardiola'nın öğrencilerinin Watford karşısında pek de zorlanması beklenmiyor. Pazar gününün startını ise kovalayan konumuna geçen Jürgen Klopp'un Liverpool'u veriyor. Kırmızılar Everton beraberliği sonrası hem moral bulmak istiyor hem de olası bir puan kaybında yarıştan uzaklaşmak istemiyor. Bu nedenle Anfield'da stresli bir maça çıkacaklar. Rakipleri City'den sonra oynamak da üzerlerinde ekstra bir baskı yaratabilir. İçine girdiği büyük krizi kısa sürede atlatan Chelsea'de sular durulmuşa benziyor. Üst üste alınan Tottenham, Fulham ve Kiev galibiyetleri mavilerde oyuncuların menajerlerine sahip çıktığını gösteriyor. Bu nedenle Wolverhampton maçında da mutlak favori onlar. Kazanıp ilk 4 şanslarını devam ettirmek isteyeceklerdir. Haftanın kapanışı sezonun ikinci yarısında Premier Lig'in en formda takımından. Sir Alex Ferguson sonrası aranan kan, İskoç menajerin elinde yetişen Ole Gunnar Solskjaer'den geldi. Ligdeki muhteşem çıkışları, Şampiyonlar Ligi'nde mucizevi Paris Saint-Germain galibiyeti sonrası çeyrek finali yükselmeleri, Ocak sonrası kırmızı şeytanların durumunu da özetliyor. Ancak Avrupa'daki zafer sonrası kadronun da en önemli isimlerinin sakatlıkla boğuştuğunu düşünürsek Arsenal karşısında işleri kolay değil. Emirates'teki oynadıkları maçlarda bambaşka bir görüntü veren Arsenal, bu dev maçta kazanıp gücünü göstermek, rakibini de ilk 4 mücadelesinin dışına etmek isteyecektir. Kısacası Premier Lig'de 30. haftanın da kapanışı harika bir maça sahne olurken bizlere de sadece arkamıza yaslanıp izlemek düşüyor. Liverpool açısından şöyle dramatik bir tablo var. Hemen grafiği ekranlara getirelim. 30 Aralık'ta neredeydik? Şimdi 3 Mart oldu. Hatta biz 3 Mart'ı da geçtik. Geçen hafta sonunda nereye geldik? Göreceğiz. 30 Aralık'ta 54'e 44'lük bir Liverpool üstünlüğü var ve Manchester City 3. sırada. 3 Mart olduğundaysa Manchester City Liverpool'un 1 puan önüne geçti bile. Bu süreç içerisinde Liverpool Arsenal'ı 5-1 yendikten sonra inanılmaz bir hava yakalamıştı. Ancak City mağlubiyeti orası bir kırılma noktasıydı. City'ye yenildi Liverpool. Ardından Leicester City ile 1-1 berabere kaldı ve West Ham United ile 1-1 berabere kaldı. Ardından son olarak Everton karşısında da Goodison Park'tan galibiyeti çıkartamayınca iyi oyuna rağmen Jürgen Klopp'un öğrencileri bir anda kendisini ikinci sırada buldu ve bu anında tabii ki şu yorumları da peşi sıra getirdi. Acaba Liverpool yine eline kadar gelen şampiyonluğu tıpkı Steven Gerrard'ın hani birkaç sene önce ayağının kaydığı pozisyon var ya, bu kez de kupayı elinden kaçıracak mı diye sorulmaya başlandı. Kalan haftalar son derece büyük baskı altında geçecek Liverpool adına. Jürgen Klopp ne diyor? Everton maçı sonrası eleştiriler vardı Jürgen Klopp'a. O da kendine has tavrıyla cevapladı. 9 maçımız daha var. Bugün yeteri kadar risk almadığımızı mı düşünüyorsunuz? Bunun bir konsol oyunu olduğunu mu sanıyorsunuz? Sahaya bir forvet daha sürünce her şey değişecek mi? 9 maç daha var.
sizin gibi bilincimizi kaybetmeyeceğiz diyor. Soruyu soran gazeteci belki biraz da Liverpool taraftarı ve Jürgen Klopp'tan daha da cesur hareketler yapmasını bekliyor olabilir maç sonunda ama Jürgen Klopp soğukkanlılığını koruyor. Peki hangi senaryolar ortaya çıkabilir? Kalan maçlara bakmak lazım bunun için. Hadi bakalım. Liverpool'un kalan maçları Burnley ile karşılaşacak. Favori Fulham'la deplasmanda favori. Tottenham maçı zor. Southampton düşme potasında. Southampton deplasmanı zor olabilir. Chelsea ile iç sahada oynayacak. Ama yine favori. Chelsea son dönemde toparlandı. Ancak Chelsea'deki bu iniş çıkış devam ederse biz 4 hafta sonra ne olur, Chelsea'nin durumu ne olur bilemeyiz. Cardiff City deplasman. O deplasmana kadar Cardiff City ligin daha diplerine gitmiş olabilir. Huddersfield zaten düştü sayılır. Newcastle United deplasman, Wolverhampton. Görece olarak dengeli. Aslında çok çok zor maçı kalmadı Liverpool'un. Diğer taraftan Manchester City'nin nasıl bir fikstürü var? Ona bakalım. Manchester City'de önemli maçlar oynayacak kuşkusuz. Watford'la oynayacaklar bu hafta. Fulham deplasmanı, Cardiff City, Crystal Palace, Tottenham, Manchester United deplasmanı var. İşte burada Manchester United belki de ezeli rakibi Liverpool'a bir yandan derbide aynı şehri paylaştığı City'ye de çelme takmak isteyecektir Manchester United ama Liverpool bir numaralı rakibi aslında Manchester United'ın. Dolayısıyla bu maçta City açısından çok çok zorlu. Burnley, Leicester ve Brighton deplasmanıyla 71 puanla liderlik pozisyonunda bulunan Manchester City ligi tamamlayacak. Ben de çok büyük bir merakla bekliyorum acaba Premier Lig'de ne olacak. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geçmenin vakti geldi. Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden ilginç sonuçlar alındı. Çeyrek finalistler yavaş yavaş belli oluyor. İlk 4 çeyrek finalisti izledik. Real Madrid Ajax karşısında hezimete uğradı. İlk maçta da Real Madrid'in çok iyi futbol oynadığını söyleyemeyiz. 2-1 kazanıp gelmişlerdi Amsterdam'dan. O maçta Ajax'ın attığı bir gol iptal edilmişti. VAR sistemi dolayısıyla ki haklı bir iptaldi bu bana kalırsa. Ama bir anda orada Ajax'ın genç futbolcuları o gole sevindikten, toparlandıktan sonra golün iptal edilmesiyle moral motivasyon açısından oyundan düştü. Real Madrid de gol atmış gibi sevinince bir anda oyunun dengesi Real Madrid'e doğru döndü ve ardından Real Madrid deneyimini konuşturarak Ajax'ın gençlerini yendi demiştik ama Bernabeu'da çok farklı bir manzara vardı. Dusan Tadic önderliğinde muazzam bir futbol ortaya koydu Ajax. 5. hatta 6. bile bulabilirlerdi Real Madrid karşısında. Real Madrid'i sürklase edip saf dışı bıraktılar. Borussia Dortmund Tottenham karşısında tutunamadı. İlk maçı zaten farklı kaybetmişlerdi. Signal Iduna Park'ta da Tottenham kazandı ve çeyrek finalist oldu. Porto-Roma mücadelesi ilginç bir mücadele. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada Porto uzatmalarda ihtiyacı olan golü buldu. 3-1 yaptı ve tur atladı. Galatasaray'ın grubundan çıkmıştı hatırlayacaksınız. Roma'da Eusebio Di Francesco dönemi de hatta sportif direktör Monchi'nin de görevinden ayrıldı bu maçtan sonra. Dolayısıyla Roma'da taşları yerinden oynatan bir maç oldu. Porto tur atlayan takımdı. Paris Saint-Germain Manchester United'da uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir mücadeleye çıktı Parc des Princes'te. Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk döneminde dedik ki görece olarak fikstürü kolay, Premier Lig'de ondan ilerliyor Ole Gunnar Solskjaer'ın öğrencileri. Paris Saint-Germain'e kendi sahalarında yenilmişlerdi 2-0. İşte dedik Paris Saint-Germain gibi güçlü bir takımla, kadrosu geniş bir takımla karşılaşınca Manchester United'ın zaafları ortaya çıktı dedik ama zor olanı başardı Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. 3-1 ile son dakika penaltısı Damir Skomina zor bir karar verdi. Kimpembe kola çıktı değildi. Çok itiraz etti Paris Saint-Germain'liler. Ama Manchester United 90. dakikada kazandığı penaltıyla o penaltıyı Rashford gole çevirince tur atlayan takım oldu. 12 Mart ve 13 Mart'ta diğer ikinci tur maçları var. Manchester City Schalke, Juventus Atletico Madrid, Bayern Münih Liverpool en çok merak ettiğim eşleşme bu. 0-0'ın revanşında acaba Bayern Münih mi tur atlayacak, Liverpool mu? Benim favorim Liverpool ama Bayern Münih de hiç fena gitmiyor. Üstelik Bundesliga'da Borussia Dortmund'un puan kayıplarıyla beraber çok da morallendiler. Bu hafta da liderliği ele geçirebilir Bayern Münih. Borussia Dortmund'a puanını eşitledi. Barcelona-Lyon maçıyla da bir diğer çeyrek finalist ortaya çıkacak. Şimdi bundan yaklaşık bir ay öncesine gideceğiz. Bandın içerisinde de bir bölüm var. Real Madrid'e Santiago Soler'in gelmesiyle işler yavaş yavaş durulmaya başlamıştı. Hatta hani bu tür durumlarda skor alınmaya başlanınca teknik direktör değişikliğinden sonra hemen sonuçtan biz nedenleri ya da bunun
nasıl bu iyi noktaya geldiğini anlamlandırmaya çalışırız doğal olarak. Seyrettiklerimiz ve okuduklarımız vasıtasıyla. Real Madrid'de teknik direktör Solari'nin gençlere önem verdiğini, deneyimli futbolcuların formunun yükseldiğini, antrenmanda performansa önem verdiğini dolayısıyla kadro oluştururken, formayı dağıtırken son derece adaletli davrandığını Solari'nin bu konunun da sahaya pozitif yansıdığını söylemiştik ama futbol büyük konuşturmuyor insanı. Bir anda, bir ay içerisinde o kadar çok şey değişti ki hatta 10 gün içerisinde birçok şey değişti. Real Madrid bir baktık ki 3 kulvarda birden hedefsiz kaldı. Şimdi yeni çalışması Real Madrid yönetiminin saha içiyle değil tamamen yeni teknik direktör arayışlarıyla Mart ayına geldiğimizde şu Real Madrid'in başarısız kapanmak üzere olan sezonunu bir mercek altına alalım. Solari ile çıkılan 11'lik maçında 8 galibiyet alan Eflatun Beyazlar hala Barcelona'nın 10 puan gerisinde ancak gelecek için umut veriyor. Çok değil, bundan sadece bir ay kadar önceydi. Sezona çok kötü başlayan, Julen Lopetegui yönetiminde beklentileri karşılayamayan, ezeli rakibi Barcelona'dan 5 gol yiyen Real Madrid'in Santiago Solari'nin gelişiyle nasıl toparlandığını haberleştirmiştik. Ancak futbol neden başka sporlara benzemediğini, neden çok net konuşulamayacağını bize bir kez daha gösterdi. Bunu da yaparken Real Madridlilerin kalbini fena halde kırdı. Solari'nin gelişi görece olarak fikstürün rahatlamasına bağlı 11 maçta alınan 8 galibiyet, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılması, kulüpte kısa bir dönem rahatlamayı sağlamıştı. Barcelona hala 10 puan öndeydi ama artık geleceğe dair umutlar daha güçlüydü. Ocak sonunda Marca gazetesi yorum haberinde bu yükselişi, Santiago Solari'nin genç oyunculara güvenmesine, kadroyu kurarken antrenman performansına verdiği öneme ve oyuncularla kurduğu yakın ilişkiye bağlıyordu. Ortada başarılı bir gidiş vardı ve bunun futbol dili içinde anlamlandırılması gerekiyordu. Marca da bunu yapmıştı. Tabii kimse bir anda yerine oturduğu gibi görünen taşların aynı hızla dağılacağını bilemezdi. Barcelona'dan peş peşe alınan iki mağlubiyetle önce Kral Kupası'na, sonrasında da ligdeki yenilgiyle az olan şampiyonluk umutlarına veda edildi. Buna rağmen Ajax maçından bir gün önce Marca yine haberinde, belki takım içinde bazı problemler olabilir ama soyunma odasında inanç hakim. Tüm oyuncular zafer için kenetlendi, haberini sayfalarına taşımıştı. Ama olmadı. Yine bir kez daha lafla peynir gemisi yürümedi. Ajax'ın genç oyuncuları Real Madrid'e kendi evi Bernabeu'da tarihi bir hezimet tattırarak Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Henüz Mart ayının başında dünyanın en büyük kulübü Real Madrid yarıştığı tüm kulvarlarda havlu atmak zorunda kaldı. Solari maçtan sonra sezon devam ediyor, görevimin başındayım dese de gizliden gizliye başlayan teknik direktör arayışları artık yüksek sesle dillendiriliyor. Santiago Solari'nin başarısızlığı ise takımın omurgasını oluşturan Modric, Kroos ve Benzema gibi isimlerin formsuzluğuna ve oyunculardaki düşüşün genç yıldız adaylarını etkilemesine bağlanıyor. Peş peşe 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tekrarlanması çok güçlü bir başarı imza atan Real Madrid neredeyse bir gün sonra Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin hüznünü yaşadı. Ve bu mağlubiyette sıradan bir yenilgi olarak kalmadı. Real Madrid tarihinde bir dönem kapanırken Başkan Florentino Perez'in devrim niteliğinde hamleler yapacağı söyleniyor. Ve devrimin saha içinden değil kulübeden başlayacağına kimse şüphe duymuyor. Ateşten gömleği kimin giyeceği ise henüz bilinmiyor. Çok ilginç isimler ortaya atılıyor. Aslında beklenen isimler son olarak Zinedine Zidane da yeniden gündeme geldi. Ağırlıklı isim Jose Mourinho. Jose Mourinho'nun hatta 6 aylığına bile göreve ya da 6 ay bile değil sezon sonuna kadar bile görev alabileceği söyleniyor. Pochettino'nun adı ezelden beri yani Tottenham'daki bu çıkışı gerçekleştirdikten sonra bu sezonun başında da Pochettino ismi gündeme gelmişti. Allegri'nin olabileceği söyleniyor. Conte deniyor ama Jose Mourinho ağırlık kazanmış gibi. Gerçi İspanyol medyasını takip ettiğiniz zaman kulüp içinden gelen haberlerde Florentino Perez dışında kimsenin, buna Kaptan Sergio Ramos da dahil açık açık söylemese de, hiçbir yöneticinin de Jose Mourinho'yu istemediği haberleri konuşuluyor. Ama yine de Jose Mourinho daha önce Real Madrid'de görev yaptı ve başarılı olduğu için görece olarak bir şampiyonluğu var. Önemli bir şampiyonluk 2012'de. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarıyı gösterememişti.
Bunun bir takım açıklamaları olabilir. Çok iyi bir kadrosu vardı ama diğer tarafta tarihin en iyi takımı vardı. Guardiola'nın Barcelona'sı vardı ve Barcelona karşısında sürekli ezildiğini söyleyebiliriz. Hatta oyun anlayışıyla da çok eleştirilmişti. Real Madrid'de ne yaptı Jose Mourinho? 2010 ile 2013 arasında 178 maç. Galibiyet yüzdesi çok iyi aslında. 128 galibiyet. Beraberlik sayısı 28. Mağlubiyeti 22. 476 gol atıp 171 gol yedi Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid ve 3'te kupa aldı. Kral Kupası, Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğu olmak üzere 2012'de. Hangi teknik direktörün geleceği belirsiz. Devrim niteliğinde hareketlerin olacağı söyleniyor. Genç futbolcularda performans düşüklüğü var. Deneyimli futbolcular özellikle Benzema topun ağzında. Modric geçen sezon dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü kazandıran performansın uzağında. Sergio Ramos Ajax karşısında garanti görüp ikinci maçı kart gördü. Bu bilerek gördüğü kart ona pahalıya mal oldu. Sonunda da Şampiyonlar Ligi'nden elendi Real Madrid. Çözülmesi gereken birçok problem var. Para harcamak zorunda Real Madrid. Harcadığı paranın karşılığını alabilecek mi onu bilmiyoruz. Ve daha önce harcamış olduğu ve çok tartışılan bir transfere geri döneceğiz. Çünkü saha içindeki sorunlardan birisi de bu. Cristiano Ronaldo'yu gönderdiniz diyor Sergio Ramos. Yerine birisini almadınız diyor Florentino Perez'e ve maçtan sonra soyunma odasında çok ciddi tartışma. Kaptanla başkan arasında ciddi bir tartışma oldu. Florentino Perez'in de seni bu takımdan gönderirim şeklinde tehditte bulunduğu. Sergio Ramos'un da ona alacaklarımı verin, başım dik şekilde ben kulüpten ayrılırım dediği söyleniyor ama bugün Marka'ya ve AS gazetesine baktığınız zaman Sergio Ramos'u destekleyen biraz daha buzları eriten başlıklar var. Sergio Ramos dümene geçti, kontrol elini aldı gibi. Ne derece doğru ya da bu saatten sonra kontrol elinizi alsanız da ne değişir bilmiyoruz. Şimdi demek istediğimiz isim Gareth Bale. Cristiano Ronaldo gittikten sonra Bale'ın ön plana çıkması ve gol yükünü, Cristiano Ronaldo'dan boşalan, açılan gol yükünü, o potansiyeli Gareth Bale'ın doldurması bekleniyordu ama olmadı. Neden olmadı? Gareth Bale 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna rağmen çok kritik maçlarda, çok kritik goller atmasına rağmen hiçbir zaman Bernabeu'nun sevilen oğlanı olmadı. Bunun nedeni ne acaba? Bandımızda sorduk. Gareth Bale'ın yükselişi gözümüzün önünde gerçekleşti. Southampton'dan Tottenham'a çelimsiz bir delikanlı olarak gelişi, Tottenham'da yıldızının yavaş yavaş parlaması, sol beke geçişi ve bir Şampiyonlar Ligi maçında döneminin en iyi sağ beki Interli Maicon'a yaşattıkları. San Siro'daki o hat-trick belki Gareth Bale'ın kariyerinin kırılma maçıydı ve ileride oluşacak 9 haneli değerini belirledi. Bale 2013'te 100 milyon euronun üzerinde bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutarak bu barajı aşan ilk futbolcu ve yeni takımının formasını giymeden bir anlamda ölümsüzler arasına girdi. Ancak geride kalan 5,5 sezonda kazanılan tüm kupalara attığı 99 gole rağmen bir türlü Real Madrid taraftarının güvenini elde edemedi. Üstelik 2014 Kral Kupası finalinde Montoya'yı çizgi dışından geçerek attığı muazzam gole, yine 2014'te bu kez Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico'ya uzatmalarda attığı gole ve 2018 finalinde Liverpool filelerine gönderdiği muhteşem röveşata golüne rağmen, son olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde yaptığı hat-trick'te onu sabırsız Bernabeu ahalisinin gözünde hak ettiği yere taşıyamadı. Sık yaşadığı sakatlıklara bağlı istikrarsızlığa bir de gazetelerdeki maç seçiyor yorumları eklenince Bale, Zidane'ı, fenomen Ronaldo'yu ve Cristiano'yu bile protesto etmiş Madridistaların gözünde hep zayıf halkı olarak kaldı. Cristiano Ronaldo'nun ayrıldığı ve yerine marka bir transferin yapılmadığı bu sezon, Gareth Bale için bir fırsattı kuşkusuz. Portekizli'nin yokluğunda Bale'in takımın liderliğini alabileceği düşünülüyordu ama olmadı. Real Madrid'in kötü gittiği dönemde Bale'in yakasına yine sakatlık belası asılınca galli futbolcu en çok ihtiyaç duyulan zamanda ortadan kaybolmuştu. 438 maçta 450 gol atan Ronaldo'nun bile göze girmekte zorlandığı Bernabeu'da bu anlamda Bale'in işi hiç de kolay görünmüyor.
Bu sezon olmasa bile en geç gelecek sezon Bale'in daha çok itibar gördüğü büyük ihtimalle bir Premier Lig kulübüne transferi de kesin görünüyor. Gareth Bale'ın alıcısı çok olur. Gareth Bale'ın her zaman Real Madrid'e transfer olduktan 2 sezon sonra hemen başladı zaten. Acaba United'a mı dönecek, acaba City'ye mi gidecek? Çünkü popüler bir futbolcu, çok önemli özellikleri olan bir futbolcu ama Real Madrid'de oynamak hiç de kolay değil. Bant içerisinde de aslında ima ediliyor. Real Madrid tribünleri biraz tatminsiz. Her sene 50 gol atan Ronaldo'yu bile ıslıklamış tribünlerden. Zinedine Zidane'dan hoşnut olmayan zaman zaman tribünlerden bahsediyoruz ama Gareth Bale'ın da kendine has özellikleri var. Ve bu özellikleri eski takım arkadaşı, Tottenham'dan takım arkadaşı Rafael van der Vaart şöyle açıklamış. Bale çok sakin bir futbolcu. Genelde yalnız kalmak istiyor. Arkadaşlarıyla fazla iletişim kurmaz. İspanya'da İspanyolca konuşmak çok önemli. Bu yüzden takımda çok yalnız kalıyor. Bu durum iyi oynarken problem yaratmaz ama performansınız düşükse sorun çıkartabilir, diyor Rafael van der Vaart. Gareth Bale ile alakalı, Gareth Bale'in takım yemeklerine geç geldiği, takım yemeklerine katılmadığı, tek başına zaman geçirmek istediği ve ciddi anlamda seneler geçmiş olmasına rağmen dil problemi yaşadığını biliyoruz. İletişim kurmadan da takım içerisinde önemli bir yer edinemiyor. Reklamlara gidiyoruz. Reklamların dönüşünde Ajax'ın mucizevi altyapısı var. Gol devam ediyor. Biliyorum reklamlara giderken Ajax altyapısı ile ilgili ya da Ajax'ın büyük başarısı ile ilgili konuşacağımızı söylemiştik ama son bölümüne girdik programın. Yaklaşık 6-7 dakikamız var. Bir de kitap hazırlamıştım. Louis van Gaal ve Ajax teknik direktörlerinin felsefesi şeklinde hani o total futbol ve onun nasıl inşa edildiği ile alakalı önemli notlar var. Bu kitap içerisinde onun için sıkıştırmak istemiyorum. Dolayısıyla Ajax dosyamız gelecek haftaya devretmiş bulunuyor efendim. Şimdi sıradaki görüntülerimiz Paris Saint-Germain Manchester United maçı sonrasından ait. Hem bir medya eleştirisi olarak da seyredebilirsiniz hem de gıptayla bakabilirsiniz. Son derece güzel bir röportaj. Gary Neville, eski bir Manchester United oyuncusu, efsanesi takım kaptanı soruyor. Eski takım arkadaş, yeni menajer Ole Gunnar Solskjaer cevaplıyor. Ortaya da ilginç, seyrine doyulmaz bir manzara çıkıyor. Ole Gunnar, I've three very quick questions okay, for you. How long would you like on your contract? What would your salary like to be? And where would you like the statue? Fantastic night, eh? It's I'm just going to do my best until the summer, see what the club decides. They've only got one decision to make now, haven't they? I hear you keep saying that. So we just this tonight we have to remember. A fantastic night. You're just spirit of Man United. Great to see the boss in there after the game as well, first time. So the lads were just absolutely magnificent. The thing is about a group of players, I heard them actually through the dressing room door singing your name. They absolutely love you, don't they? I don't know, but they get results. We have a good relationship, I have to say, and it's been fantastic coaching them. With Kieran, Michael, Demps, Mick, of course, and Emilio. We're a great team together. The players, I think they enjoy us. We just want them to improve, want them to have nights like this. We've been part of it ourselves, haven't we? I heard your press conference yesterday and you never said one negative word. Everything was positive. But I was watching it thinking, you're just saying that because you have to say that. But you actually believed it, didn't you? Yeah, of course. Of course. You've been here. I didn't. But you've been here. I coach these. I know I've gotten to know the players. And, you know, being underdogs, it's not usual for us at Man United, but it was a nice feeling for the boys today because loads of young players, loads of players who've not played, and it's great for them just to go out and have nothing to lose. And we just said, go out and express yourself. We know we have to defend more than we've ever done, run more than we've ever done, but you'll get chances and take them. The faith you're showing in the young lads is incredible. It's nice to give Mason a debut, hey? Parc des Princes, we need a goal. He's and Chongi as well, he got on the ball, made a couple of runs, fantastic to see. How do you bring them down after that tonight, ahead of Sunday? Have you started already? Yeah, of course, because you've got Arsenal, you've got the biggest game for us. We need to be amongst the top four when the season finishes. We've been down there earlier on in the FA Cup, so we know how hard it's going to be, but now, of course, they'll have to enjoy this. Boss been in there saying hi to them, and they've got to enjoy these nights.
Is that the best moment in your managerial and coaching career? Definitely. Absolutely unbelievable. It was great to be there. And, you know, these are the moments. You do it with your coaching staff, with the players, with the staff as well, with the supporters. You just, that's what football is all about, doing it together. Well done. Cheers, mate. Incredible. As long as I don't get kissed. Not kissed now. İki eski takım arkadaşı, çok güzel bir röportaj, içerisinde bilgi de var, espri de var. Gülümseyerek izliyorsunuz. Tabii şöyle bir durum da var. Ole Gunnar Solskjaer 99 yılındaki o mucizevi finalde Neukamp'ta Bayern Münih karşısında son dakikalarda oyuna girip maçı döndüren adamlardan birisiydi. Şimdi Paris Saint Germain karşısında menajer olarak inanılmazı gerçekleştirdi neredeyse. Bir yandan da geçici teknik direktördü, menajerdi. Şimdi kalıcı olarak görüşmelere başlandı. Hatta rakam bile ortaya çıktı deniyor. 15 milyon sterlin alıyormuş Jose Mourinho, bir önceki teknik adam. Yarısına, 7 milyon sterline Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlandığı söyleniyor ki artık bu aşamadan sonra, bu performanstan sonra bir mağlubiyeti var tüm kulvarlarda Ole Gunnar Solskjaer'in. Burnley ile de ligde bir kere berabere kaldı. Paris Saint Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde eledi. Daha bu adam ne yapsın kalıcı menajer olmak için ki Paris Saint Germain karşısında da sahaya çıkan oyuncular, sahaya adım atanlar arasında Chong gibi, Mason gibi, McTominay gibi altyapıdan yetişen son derece genç oyuncular vardı. Çok fazla, çok önemli oyuncusu sakatken bu başarıyı gerçekleştirdi Ole Gunnar Solskjaer. Röportajda bence harikaydı. 3 soru muhteşem. Kaç senelik sözleşme, kaç para ve heykeli nereye dikelim diye sordu Gary Neville. Şimdi bir veda var. Eusebio Di Francesco, İtalya Ligi Serie A'nın pozitif futbol oynatan teknik adamlarından biriydi. Bu özelliği onu Sassuolo'dan aldı, Roma'ya kadar getirdi. İlk sezonu fena değildi ama bu sezon biraz sıkıntılı, birazın ötesinde çok sıkıntılı. Özellikle Porto'ya elendikten sonra 2-1'in revanşında 3-1 kaybederek Porto'ya elendikten sonra Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı. İzlemiş olduğunuz görüntüler, izlemekte olduğunuz görüntüler Roma kulübünden Eusebio Di Francesco için hazırlanan veda klibinden alıntılar ki şöyle, bu gibi akşamları hiç unutmayacağız diyor. En önemli akşamda kuşkusuz geçen sezon 4-1'in revanşında 3-0 Barcelona karşısında gerçekleştirdikleri geri dönüştü. İnanılmaz bir akşamdı. Roma tarihinin en önemli gecelerinden birisiydi. Barcelona'ya kaybettikleri maçın revanşını 3-0 alarak büyük bir başarıya imza atmışlardı. Şimdi Claudio Ranieri gelecek. Eski bir Roma teknik direktörü o da. Kariyerinin 19. görevi. 67 yaşında 10. İtalyan takımını çalıştıracak Ranieri. Neler yapabilir? Bir mucize imza atabilir mi Leicester City'de gibi? Bilmiyoruz ama bakacağız. Dün oynanan Serie A'da önemli bir maç vardı. O görüntülerle programın sonuna geldik. Juventus Udinese ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo dinlendirildi ama sahaya başka genç bir yıldız çıktı. Serie A'da açık ara lider pozisyonda bulunan Juventus sahasında Udinese ile karşılaşıyor. Udinese kümede kalma mücadelesi veriyor. Nispeten rahat bir pozisyonda ama puan amacındalar. Golün sahibi Moise Kean 1-0 öne geçiyor. Juventus maç öncesinde Cristiano Ronaldo'yu gördünüz. Bu karşılaşmada teknik direktör Massimiliano Allegri Atletico Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek Cristiano Ronaldo'yu dinlendirdi, yedek kulübesinde tuttu. Sağda genç bir yıldız var, Moise Kean. Tek başına girdi. Matuidi top bekliyordu ama o kaleyi tercih etti. Musso hiç beklemiyordu bu şutu. 19 yaşındaki Kean, İtalyan futbolcu. Torino altyapısında futbola başladı. Ardından Juventus'a geçti. Verona'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon, bu maçta dikkatleri üzerine topladı Moise Kean. Karar penaltı. Daniele Cifi penaltı noktasını gösterdi. Emre Can çok sakin şekilde topu ağlarla buluşturdu. 3-0 oldu 67. dakikada Emre Can'ın golüyle. Maçın son bölümlerinde Dybala da oyunda. Matuidi'nin kafası. Fransız futbolcu farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Bentancur'un ortası. Matuidi bu tür gollerine çok alışık değiliz ama güzel bir kafa golü atıyor Matuidi. Lasagna harika bir kontrol, harika bir vuruş. Maçın skoru Juventus 4, Udinese 1.
Golün sonuna geldik. Golün sonunda sizler için seçtiğimiz maçlar var. Hemen oranlarına hızlıca bir göz atalım. Borussia Dortmund Stuttgart 1'in oranı 1.15, beraberlik 4.75, Stuttgart'ın oranı 8, Ozan Kabak ilk 11'de oynayacak. 2.5 alt, 2.15, 2.5 üst, 1.35 olarak belirlenmiş. Southampton Tottenham 1'in oranı 3.60, beraberlik 3.22'nin oranı 1.65, 2.5 alta 1.75, 2.5 üstte 1.60'lık oran verilmiş. Ve Medipol Başakşehir Fenerbahçe ligimizde haftanın maçı, tek maç oynama imkanına sahipsiniz. 1'e 1.70, beraberliği 3.10, Fenerbahçe'ye 3.45 verilmiş. 2.5 alt 1.60, 2.5 üstse 1.75 olarak belirlenmiş. Golün sonuna geldik. Hoşçakalın.